Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Farklı farklı videolarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Ama videoların içeriği birincisi doğru istihbarat, doğru analiz ve kamuoyunu yani taraftarı, Beşiktaş taraftarını doğru bilgilendirme diyelim. Şimdi tabii yayınladığımız videoların içerisinde bazıları çok ilgi görüyor, bazıları fazla ilgi görmüyor. Hepsine gereken ilgi gösteriliyor ama bazıları çok ön planda gidiyor. Ve ben de açıkçası bu konu üzerinde duruyorum. Yani mesela Fabri videosu, Fabri analizi çok duruldu, çok konuşuldu, çok izlendi. Ve çok soru geldi konuyla ilgili. Fabri tabii ki Beşiktaş taraftarını çok sevdiği, Beşiktaş'ta oynarken rakip takım taraftarlarını da çok sevdiği, karakterinden dolayı, kişiliğinden dolayı, duruşundan dolayı çok sevdiği bir isim. Bunu hepimiz biliyoruz ve Beşiktaş'ta da hakikaten başarılı maçlar çıkardı. Şampiyonluğu var. Fabri'nin kariyerine baktığınız zaman tek şampiyonluk kupası Beşiktaş'ta. Bunu çok net görebiliyoruz. Ve Beşiktaş taraftarında giderken çok iyi hatıralar bıraktı. Şimdi tabii işte Fabri gelsin, Fabri gelsin, Fabri gelsin gibi çok sorular çıktı. Çok sorular soruldu. Çok istek var bu konuda. Tabii ki Beşiktaş kalesinde yeni dönemde bir yapılanma olacak. Karius bilindiği gibi eşyalarını topladı. Halbuki Karius Beşiktaş'ta kalan maçlarda oynayabilirdi ama kalan maçlarda sonra zaten yollarını ayıracaktı. Bence bu erken ayrıldı. Beşiktaş'ın hayrını oldu. Onu da çok net söyleyebiliriz. En azından kalan haftalarda Sergen Hoca, Utku ve Ersin'e şans verecek. Fakat ondan sonraki haftalarda yani bir dahaki sezonda Beşiktaş kalesinde neler olacak? Fabri ile başlayalım ve hatta bu konuyu tamamen bu video Fabri üzerinde konuşacağız. Onu da belirtelim. Fabri, Beşiktaş'a geldiğinde açıkçası bu kadar sevileceğini, sayılacağını hiçbirimiz beklemiyorduk. Ama kalede öyle bir performans gösterdi ki bir de bu şampiyonluk gelince tabii ki Beşiktaş taraftarının gönlündeki yeri ayrı oldu. İyi bir performans sergilediği için zaten buradan giderken, Fulham'a giderken 6 milyon euro bonservis bedeliyle gitti. Ki o yaş grubundaki kalecilere de öylesine paralar fazla verilmezdi ama tabii Premier Lig rakamlar konusunda, ekonomi konusunda dünyanın en güçlü ligi. Oradaki kulüpler Türkiye'nin ilk üçüne girebilecek kulüplerden çok çok daha güçlü. Yani oradaki kulüpleri hangi kulüpleri? Premier Lig'in dibindeki, Bancık'ın dibindeki kulüpler bile Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın çok çok üzerinde ekonomisine sahip kulüpler. Böyle bir gerçek var. Fabri'yi de geldiler. 6 milyon euroya aldılar Fulham'da. Beşiktaş yönetimi tabii ki Fabri'den sonra onun boşluğunu doldurabilecek bir kaleci performansı göremedi. Karius onun boşluğunu dolduramadı. Yani Liverpool'dan gelen bir kaleci, Fulham'a giden bir kalecinin boşluğunu Türkiye'de dolduramadı. Bu bir gerçek. Demek ki bazen çok büyük takımlardan alınan isimler bir önceki isimlerin boşluğunu doldurmayabilir. Bu da bir gerçek. Hepimiz gördük. Enteresan bir gerçeklik tabii ki. Şimdi Fabri Beşiktaş'ta gündeme geldi. Sadece Beşiktaş'ta gündeme gelmedi. Bilindiği gibi Trabzonspor adına, Trabzonspor için birileri Fabri'nin menajerleri temasa geçti. İşte durumu nedir? Sağlık durumu nasıl? İşte istatistikleri falan filan bu gibi soruları ve yıllık ücreti konusundaki soruları muhatap olmuş menajeri. Bunu daha önceki videoda belirttik. Fakat Beşiktaş'tan ağlayarak giden, Beşiktaş'tan ayrılmadan önce yaptığı basın toplantısı gözyaşlarını tutamayan Fabri'nin Türkiye'deki tercihi, birinci tercihi Beşiktaş. Onu belirtelim. Peki Beşiktaş yönetimi Fabri'yi alacak mı? Evet, Beşiktaş yönetimi Fabri için bir temasta bulundu. Beşiktaş yönetimi Fabri için bir takım araştırmalar yaptı. Kulüp adına görevlendirilen isimler Fabri ile temasa geçti. Fabri'nin menajeriyle temasa geçti. Ve soruldu işte durumu nedir, ne değildir diye. Şimdi Fabri ile ilgili bazı gerçekleri göz önünde tutalım. Birincisi Fabri son 2 sezondur sadece 6 maç oynamış. 2 tanesi Premier Lig'de, 4 tanesi La Liga'da. Biliyorsunuz ki kendisi şu an İspanya'da, Mallorca'da kiralık. 2019 Eylül'ünde gitmiş Mallorca'ya ve orada sadece 4 maç oynamış. 4 resmi maç oynamış diyelim. Onun dışında başka bir performansı yok. Çünkü yedek kaleci. Fulham'da da yedek kaleciydi ama Fulham'da tabii önündeki kaleci
İtalya'dan gelmişti. Çok daha iyi bir performans sergiliyordu. Onu anlayabiliriz. Beşiktaş'ı endişelendiren tek konu işte bu. Son iki sezonunda fazla maç oynamamış olması Beşiktaş yönetimini endişelendiriyor bu transferde. Eminim ki Fabri Beşiktaş'la anlaşırsa oyuncu yıllık ücretinde yani Fulham'dan aldığı paradan çok daha azını Beşiktaş'a gelir. Yani Fabri gelmeden Beşiktaş yönetimi şu an mevcut kadroda yaptığı indirimler konusunda yönetime kolaylık sağlar. Bu konuda hem eminim hem de bilgim var. Yani onu belirtelim. İkincisi Fulham yönetimi Fabri'nin kiralama bedelini kendisi ödeyebilir. Yani oyuncunun yıllık ücretinden kurtulursa kiralama bedelini de kendisi ödeyebilir. Bu da bir bilgi. Yani mali açıdan aslında Beşiktaş transfer politikasına uygun bir isim. Fakat Beşiktaş yönetimini endişelendiren tek şey son iki sezonda bu kadar az maç oynamış olması. Beşiktaş yönetimini niye endişelendiriyor bu durum? Çünkü Beşiktaş yönetimi bir dahaki sene hani ben ligde kalayım, ilk 5'e gireyim mantığıyla değil yine şampiyonluğu kovalamak istiyor. Evet bütçe düşük olacak ama şampiyonluğu kovalamak isteyen bir takım oluşturmak istiyorlar. Yani bunu belirtelim. Bu tamam biz bu sene şampiyon olmayalım da İşte ilk 3'e 4'e girelim bize yeter ya diyen bir anlayış yok Beşiktaş'ta onu söyleyeyim. O nedenle son 2 sezonunda sürekli şans bulmuş, forma giymiş isimleri tercih ediyorlar. Şimdi Medipol Başakşehir'de Volkan ismi de var ama o da biliyorsunuz son 2 sezonu diyelim pek fazla forma şansı bulamadı. Ama en azından yaş olarak belki de bilmiyorum Fabri arasında ne kadar yaş farkı var bilmiyorum açıkçası. Yerli olması, kontenjanı zorlamayacak olması nedeniyle Volkan tercih edilebilir. Ama Beşiktaş yönetimi bir kez daha söyleyeyim, Fabri için bir yoklama çekti. Bir namus yoklaması yaptı diyelim. Beşiktaş yönetiminin listesinde olan bir isim. Bunu çok net söyleyebiliriz artık. Ben daha önce açıkçası hani listeye girer mi girmez mi diye düşünürken son aldığım istihbaratı söylüyorum. Fabri için bir yoklama yapıldı. Bu kenarda tutuluyor. Yani bu yoklama kenarda tutuluyor. Ne olacak? Başka isimler var ve sordum bu isimler basında hiç çıktı mı? Hayır dediler. Yabancı isimler mi? Evet dediler. Basında çıkmayan başka isimler var. Yani sürekli forma şansı bulmuş, daha genç, daha gelecek vaat eden ve Beşiktaş'a daha çok katkı sağlayabileceğine inanılan ve scoutların, izleyen herkesin onayladığı, hemfikir olduğu birçok isimler varmış. Tabii bunları şu an için bulamıyoruz. Çünkü şu an için o isimlerin üzerinde bir çalışma yok. Şu an için Beşiktaş yönetiminin tek beklentisi işte Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçların oynanmayacağı yönünde ne tür açıklamalar yapacağı, devletin nasıl bir yol haritası çizeceği, bilim kurulu nasıl bir yol haritası çizeceği tamamen bunun üzerinde duruyor. Çünkü eğer bu maçlar oynanmazsa ve bir dahaki sezonda belki maçların ligin devre arasına kadar olan bölümünde seyircisiz oynama ihtimalini de göz önünde bulunduruyor Beşiktaş yönetimi. O nedenle bütçe olarak önünü göremiyor. O yüzden fazla transferlere dalmıyor. Sadece ve sadece bir taslak halinde kabası hazır diyelim. Ama ince detayları henüz net değil. O yüzden Fabri'yi bir kenara tutuyor. Yani Fabri'nin yüzüne kapı kapatmıyor Beşiktaş yönetimi. Onu açıkta tutuyor ve Fabri'yle birkaç gün önce de yine görüşme olmuş. Hem menajeri hem kendisine ne yapıyorsun, ne ediyorsun gibilerinden. Biraz hal hatır sorma, biraz da nabız yoklama gibi. Fakat tabii ki Fabri'ye henüz bir şey söylenmedi. Beşiktaş yönetimi henüz Fabri konusunda bir karar almadı. Ama Beşiktaş yönetiminin listesinde olan bir isim. Tamam son iki sezondur fazla forma şansı bulamıyor ama Beşiktaş'a geldiğinde de biliyorsunuz ki uzun süredir forma şansı bulamamış. Üstüne üstlük bir de sakatlık geçirmiş. Yani sakatlıktan kurtulmuş. Sakatlıktan kurtulduktan sonra kendi başına sahil kenarındaki o kumdaki çalışmalarını hatırlarsak kendi başına çalışmış özel bir hoca eşliğinde ve o Fabri bu şekilde dönmüştü. Böyle bir CV'si var diyelim, böyle bir önemli detayı da var diyelim. O biraz Beşiktaş yönetimini umutlandırıyor. Fakat olmazsa olmazımız demiyor Beşiktaş yönetimi. Birinci sıraya Fabri koymuyor Beşiktaş yönetimi. Fakat ne olur ne olmaz diye Fabri ile temaslarını oldukça sıkı tutmaya çalışıyor. İşte bu yakın zamanda bir görüşme oldu. Bir takım görüşmeler oldu. Tabii bu transfer görüşmesi de bu ne yapıyorsun? Hal hatır görüşmesi. Bakalım açıkçası bu görüşmenin sonu nereye çek. Ben diğer kalecilerin, diğer adayların Beşiktaş'a nasıl bir mali yük getireceğini
Beşiktaş'a nasıl ekstra yükler getireceğim ona bakıyorum. Onu bekliyorum. Tabii burada bir artı eksi analizi yapılacak. Eğer Fabri'nin artıları diğer isimlere göre fazlalaşıyorsa Fabri ismi ön plana çıkabilir. Ha şöyle bir şey olabilir. Kaleci için bir bütçe düşünülüyor. Fakat savunmada veya forvet hattına öyle bir isim bulursunuz ki mesela bir iyi bir stoper denk gelir veya iyi bir forvet denk gelir. O zaman Beşiktaş yönetimi kale için ayırdığı bütçeden farklı mevkilere kaydırma yapabilirse Fabri ismi o zaman daha çok ön plana çıkabilir. Bir kez daha tekrarlayalım. Beşiktaş yönetimi Fabri'de kısa bir süre öncesine kadar çok ısrarcı değildi. Fakat yakın zamanda bir temas sağlandı. Bu transfer olunacak anlamına gelmiyor. Bir kere daha belirtelim. Bu şu anlama geliyor. Fabri sen bizim listemizdesin ama başka isimler var. Biz bu isimlerle görüşmeye öncelik veriyoruz. Eğer biz bu isimlerle anlaşamazsak sana en kısa sürede dönüş yapacağız. Biz de tabii ki senin bu kulübe yaptığın hizmetleri unutamıyoruz. Kısacası Fabri ile temasa geçmenin anlamı bu. Bu da zaten kendi yüzüne bir şekilde söylenmiş. Fabri de ne düşünüyor? Tabii ki gelmeyi çok istiyor. Yıllık 1 milyon euroya oynamaya razı bir pozisyonda da diyebiliriz kendisi için. Bakalım kaleci arayışları Beşiktaş'ta ne tarafa doğru gidecek? Ben de çok merak ediyorum. Sizden gelen sorular üzerine ve yorumlar üzerine ve gelişen istihbarat bilgileri üzerine diyelim. Böyle bir video hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Evde kalın diyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.